Korona tedbirleri kapsamında gözler yılbaşına çevrildi sevgili seyirciler. Şimdi yılbaşında 4 gün sokak kısıtlaması olacak mı, olmayacak mı? Bu soru gündemde, bu tartışılıyor. Çünkü 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Hafta sonunu da dahil edersek 4 günlük bir kısıtlama olabileceği önerisi geldi. Birçok kişinin yılbaşı gecesi için otel rezervasyonu yaptırdığını da bir hatırlatalım. İşte böyle bir dönemde bu öneri tatilcileri de, turizmcileri de kara kara düşündürmeye başladı. Dağ otellerin rezervasyon oldukça yoğun. Otellerde gece 22'den sonra müzik yok. Her şey dahil sistemi eskisi gibi açık büfe olarak yapılmayacak. Güzel bir Uludağ tatili güzel olurdu. Yılbaşı ile ilgili tatil planları yapılmaya başlandı. Ama yeni yıl planı yapanlara bilim kurulundan kısıtlama sinyalleri geldi. Zaten cuma günü biliyorsunuz her yer tatil. 31 Aralık'tan başlayıp 1-2-3'ün içeren bir 4 günlük süregen bir kısıtlama söz konusu olabilir. Yeni yılı kapsayan kısıtlamanın amacı sosyal hayatın azaltılması. Çünkü son günlerde tedbirler unutuldu. Vaka sayısı en üst seviyeye çıktı. Böylece yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliği de azaltılmış olur. Dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur. Ev işlerine bir araya gelme engellenmiş olur. 4 gün daha bir kısıtlamayla yine enfeksiyon önüne alınmaya çalışılabilir. Bilim kurulu yılbaşı için 4 günlük kısıtlama gündeme getirdi. Çoğu tatilci ise yılbaşı için rezervasyon yaptırdı. Şimdi olası bir kısıtlamayla bu rezervasyonların ne olacağı tartışılıyor. Çünkü son genelgeye göre hamam, spa, havuz gibi aktiviteler otellerde yasaklandı. O yüzden de rezervasyonu yaptıranlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Toplu bulunan alanlar tamamen kapalı, lobi kapalı. Havuzun büyüklüğüne göre kısıtlamalı olarak müşteri alacaklar. Toplu hamam, sauna sadece kısıtlı sayıda kişiler girebilecek ama sauna, masaj yasak. Tatilcilerin şu an tek düşündükleri yılbaşında 4 günlük kısıtlamanın olup olmayacağı. Çünkü tercihler de ona göre belirlenecek. Turlarımızı ona göre ayarladık. Bir gün önceden çıkış yapıyoruz, bir gün sonra da dönüş yapıyoruz.